akşamlar. Maçın önce pardon bugün sanıyorum ki gazeteciler dünya kutlama günü. Bütün gazetecilerin, medya mensupları arkadaşlarının bugününü kutluyorum. Siz de bugün öğrendik. Ondan sonra biz yayınlayacağız abi. Maçtan önce de Tuna Bey hatırlattı. Sağ olsun yöneticimiz. Az daha unutuyordum. Gene Tuna Bey hemen karşımda görünce unutma ben karşımda duracağım dedi. Onun için hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Maçın değerlendirmesine gelirsek bu milli maç arayısıyla verilen arasından dolayı 2 haftalık bölümde çok iyi antrenman yaptık. Çok iyi çalıştık. Bütün oyuncularımın istekli olması, hırslı olması, yani o kadar iyi çalıştık ki bunu size anlatamam yani. Çok iyi antrenman yapıyoruz. Çok iyi çalıştık. Onlar da bütün antrenmanlara çok iyi bir cevap verdiler. Yani bugün kazanacağımız kim oynarsa oynasın sahada. Yani 2 haftalık yaptığımız antrenmanlardan kendini gösteriyordu zaten. Belli ediyordu. Oyun planımıza gelince bugün oyun ne olursa olsun çok önde baskılı pres yaparak, rakibi oynatmayarak, önde basarak, hataya zorlayarak, coşkulu bir şekilde kendimize güvenerek, taraftarımızın desteğini de arkasını alarak maç başından sonuna kadar bunu sürdürmek istedik biz. Bütün planımız buydu. İlk 10 dakikada da bunu çok iyi yaptık, çok iyi başardık. Pozisyonlarımız vardı, penaltıyla gelen gol oldu. İlk devre 1-2 pozisyonumuz daha vardı, olabilirdi. Rakip çok fazla üzerimize gelemedi. Sadece yaptığımız analizler doğrultusunda Malatyaspor'un çok fazla topla oynayan bir takım olmadığını, geriden sürekli uzun toplarla oynadığını da bunun da bilincindeydik. Dengeli bir oyun ama yine bizim kontrolümüzde olan bir oyun. 1-2 pozisyonumuz daha vardı, olabilirdi. İkinci yarı 6-7 tane takımda muhtemelen oynayan ve oynaması olan oyunculardan yoksun bugün bir sahaya çıktık. Yabancılar özellikle. Bir kısmetsizlik, bir şanssızlıklarımız da var. Dün gece Anton zehirlendi. Bifuma milli maçta sakat geldi. Ama buna rağmen Bifuma'ya iğne yaptık. Normalde onu da kadroya almamamız gerekiyordu. Yani bir 12. kanat oyuncusu oynayacak oyuncumuz yoktu. Sağ olsun o da bana iğne yapın dedi. İhtiyaç olursa ben sakat ayağımla da oynayabilirim de çocuk. Onu da riske etmemek için kadroya o şekilde aldık. Altyapıdan 2 tane çocuk aldım. Biri 17, biri 19. Ender'le Kaan'ı aldık kadroya. Ender'i geçen hafta profesyonel yaptık. Birkaç tane daha genç arkadaşlarımız var. Yeni profesyonel yaptığımız oyuncular var. Biz de antrenmana çıkanlar. Sonuçta çok iyi başlayarak öne geçtik. İkinci yarıda da 65-70'ten sonra rakip oyunu risk etmeye başladı. Sürekli hamleler yapmaya başladı. Biz de oyunu tutabilme adına değişiklikler yaptık. Artık oyunun son 8-10 dakikasında maçı korumak için, 3 puan almak için birazcık daha bekleyerek, birazcık daha kapanarak oynamaya çalıştık. Sonuçta bugün verdiğim görevleri harfiyen yerine getiren, sahada çok iyi mücadele eden, gerçekten bu yaptığımız antrenmanların karşılığında bir tepki koyan oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Geçen seneden 8 tane oyuncumuz oynadı bugün. Geçen seneki takımdan baktığınız zaman. Buna rağmen demek ki buradan ortaya bir şey çıkıyor. Biz gerçekten iyi çalışmışız. Dersimizde de iyi çalışmışız. Oyuncularım da çok istekliydi. Çok inançlıydılar. 2 hafta üstte kaybedilmenin üzüntüsünü yaşadık hep beraber. Bu galibiyetimizi muhteşem Ankara Gücü taraftarlarına, bizi her zaman ve her yerde inanarak destekleyen taraftarlarımıza, camiamıza armağan ediyoruz. Bu galibiyeti dediğim gibi buraya kadar her zaman gelen medyamıza, yöneticilerimize, taraftarlarımızın desteğiyle de, onların bize verdiği enerjiyle de, bu coşkuyu ortaya koyan oyuncularımla birlikte onlara armağan ediyoruz. Bu 3 puan camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Malatyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum. Buyurun. İlk önce tebrik ederim hocam. Bu sakatları gördükten sonra bugün bir puanı verseler herhalde ben fit olurdum kendi kafama göre. Çünkü sıkıntılı bir kadro yapısı vardı. Ama şimdi 7 tane oyuncu var, 6 tanesi kulübe dışı kadroda yoktu. Bunu sakatlıkları sadece şanssızlık mı olarak değerlendirmemiz lazım? Çünkü herkesin kafasında başka soru işaretleri de oluşuyor. Şimdi Anton'unki
Dün akşam zehirlendi. Herhalde bir şey dokundu. Bifuma milli takımdan sakat geldi baktığınız zaman. Yunus Muktar'la Kabir Bursa maçından önce bir sakatlıkları devam ediyor. Antrenmanlara başladılar kendileri. Yunus Muktar haftaya takıma katılır. Onun bir şeyi kalmadı. Tibu. Kabir sürer mi haftaya? Kabir'inki belli değil. Belki sürebilir. Belki hafta sonuna doğru yetiştirebilir. Ama Muktar yarın bize başlıyor. Bifuma'da. Çünkü ona da yarın bir PRP yapılacak. Özel bir iğnesi var. Onu yapacağız. Bunlar hafta sonuna kadar Anton'da zaten hazır oluruz. Burada Tibu ile Thomas'ın 2-3 haftası daha var sanki. Onun haricinde bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta hepsi düzelir diye tahmin ediyorum. Buyur Ali abi. Hocam tebrik ediyoruz. Ben cuma akşamına dönmek istiyorum. Siz o fotoğrafı nasıl gördünüz? Ankaragücü artık Süper Lig'de demek için ne beklenmeli, ne yapılmalı? Artık hala nasıl inanacak bu kent? Vallahi ne söyleyeceğimi bilemiyorum şu anda. Ben ve ekibim bu muhteşem tarihi geçmişi olan camia takımı Ankaragücü'ne gece gündüz 24 saat çok çalışarak her şeyin daha iyisini bugün kalkıyoruz. Bu takımı nasıl bir şeyleri verebiliriz, aktarabiliriz? Oyuncularımızı ve takımımızı nasıl geliştirebiliriz bireysel anlamda ve takım olarak? Fiziksel ve teknik taktik olarak nasıl gelişimini sağlayabiliriz diye bu düşünceyle tesisten dışarı çıkmıyoruz. Sıkıntılar yok mu? Var. Sorunlarımız yok mu? Var. Bunu artık herkes biliyor. Bunları da sürekli tekrar etmenin bir anlamı yok. Ben ve ekibim bu işi götürebildiğimiz yere kadar götürmek istiyoruz. Her şey ortada. Hepimiz biliyoruz. Ama dediğim gibi inşallah yakın bir gelecekte camianın birlik olması lazım. Ben o gece de söyledim. Çok anlamlı bir şampiyonluk elde ettik. Anlamı olması lazım bunun. Bu kolay olmadı. Acılar çektik, zorluklar yaşadık. Bunu başardık hep beraber. Medyasıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusu, teknik heyet. Ama bundan sonra Ankaragücü'nün daha büyük hedeflerle yoluna ilerleyebilmesi için birlik olmalıyız, kenetlenmeliyiz. Bütün taraftarlar, yönetim, camia, medya, taraf, herkes destek olmalı bu takıma, bu camiaya ki biz de burada ilerleyebilelim. Daha büyük başarılarla taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek için zaten buradayız. Bunun da coşkusuyla biz elimizden geleni yaparak hep birlikte bu mutluluğu yaşayalım. Nedir bu? Bu senelikte hedefimiz kalıcı olmak. Seneye bir Avrupa Kupaları. Ama hangisi? Nasıl? Onu zaman gösterir. Benim de hayallerim, hedeflerim bunlar. Ama bunların olabilmesi için gerekli bir altyapının ve ortamın da hazırlanması lazım. Teknik heyete ve futbol takımına. Şu an bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ama bu sıkıntılar var diye ben arkamı dönmedim. Dönmüyorum da. En ufak bir konsantrasyon eksikliğinde yok. Gece gündüz burada çalışıyorum. İşimde en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ne kadar yapabilirim? Ne kadar başarabiliriz? Hep beraber bunu zaman gösterecek. Buyurun. Hocam, Korcan bu sene ilk defa resmi maçta oynadı. Performansını nasıl buluyorsun? Bir de tesislerdeki bir nolu sahanın son durumu nedir? Ne zaman orada başlayalım? Şöyle yapalım. Önce Korcan'dan başlayalım. Bir Korcan'la ilgili istatistik vereyim. 9-30 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez maça çıktı Korcan. Yıllar sonra bir de Süper Lig'de ilk defa çıkıyor. Hak ettiği için, çalıştığı için, biz de kim çalışırsa hak ederse, bugün 17 yaşında Ender'i bile oynatmayı düşünüyordum ben. Bir sürpriz yapıp. Ama öyle bir maç o duruma gelmedi, o kıvama gelmedi. Yani Ankaragücü'ne, taraftarına, Türk futboluna bir armağan, bir genç oyuncu gibi. O fırsatım olmadı ama yakında olacak. Korcan'ın performansını bugün ayağı hariç, ayak tekniği hariç, o da ayak bileğinde bir darbe almış, şiş olduğu için topa iyi vuramıyor, topu oyuna iyi sokamadı. Ama bütün yan topları, duran topları çok iyi çıkarak aldı ve takımı rahatlattı. Performansından da memnunum. Korcan çok dürüst bir çocuk. Geçen sene de bize, ondan önceki sene de ben yokken verdiği katkılar da ortada. Altay da var bizde, çok değerli bir kalecimiz. Onun için Korcan'ın bugünkü performansından memnunum. İnşallah bu şekilde devam eder. Kim iyiyse onu oynatmaya devam edeceğiz. Saha konusuna gelince, Mayıs ayında yönetimle başkanımıza oturup bir rapor verdim. Bu sahanın yapılmasıyla ilgili. Ama dediğim gibi işte sıkıntılarımız var. Problemlerimiz var. Bunu zamanda gerçekleştiremedik.
Bundan 1,5-2 ay önce başlandı bu iş. Çok güzel bir sahamız oldu. Bir hafta sonra çok şükür yeni yapılmış, bitmiş. Yeni kendi sahamızda da antrenmanlarımıza başlayacağız. Onu da hallettik. Yavaş yavaş imkanlar dahilinde işte yöneticilerimiz, başkanımız hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden gelip en iyi şartlarda bu takıma antrenman yaptırarak, motive ederek, hazırlayarak biz de onlardan daha iyisini isteyebilmeliyiz takımımızda. Yavaş yavaş bakalım, uğraşıyoruz. Haftaya sizin için özel bir maç olacak hocam. Onunla da ilgili bir değerlendirme. Sonuçta ben Ankara Gücü'nün mukavele bir teknik direktörüyüm. Bütün düşüncem, bütün konsantrasyonum, bütün benliğimle, ekibimle beraber sonuçta profesyonel bir insanım. Ankara Gücü'nün başarısı için buradayım. Ankara Gücü için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Hem Ankara Gücü için hem kendi kariyerim için. Tabii ki orada yaşadık, orada futbol oynadık, teknik direktörlük yaptık Fenerbahçe'de de. Sonuçta ben Ankara Gücü'nün başarısı için buradayım. İnşallah oraya da kazanmak için gideceğiz hafta sonu. Hocam son zeminle ilgili, stadın zeminiyle ilgili bir... Bugün güzeldi. Hava yağışlıydı, yumuşaktı, güzeldi. Çok fazla oyunu etkilemedi. Güzeldi yani. Eryaman Stadı ile ilgili size gelen son bilgi nedir hocam? Bilgi, dün evvelsi gün bu bizim sahayı yapan arkadaşlar oranın da sahasını yapıyor. Onlarla yaptığım konuşmada herhalde bir iki aya kadar biteceğini söylüyorlar. Çok az bir şeyler kalmış. Bir ay mı, iki ay mı? devreye kadar bitirip işte oraya geçebileceğimizi söylediler. İnşallah bir an önce biter de hep birlikte oraya geçeriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bugün burada Ankara Gücü'ne karşı zor bir müsabaka olacağını zaten biliyorduk ama ne olsa da biz buraya 3 puan almak için gelmiştik. İlk 15 dakikayı maalesef biraz uyuduk. Geç uyandık, golden sonra uyandık. Geri kalan dakikalarda gol bulmaya çalıştık. İkinci yarı daha baskılı oynadık. İkinci yarı kalemizde sadece tek bir şut var rakibin. Direklerin dönem topumuz var. Pozisyonları bulmaya çalıştık. Zorunlu değişiklikler oldu. Yapmak zorunda kaldık. Buğra olsun Halid'in oyuna girmesiyle değişiklikler yaptık. Futbolcularım elinden geleni yaptım ama o istediğimiz golü bulamadık. Bulamayınca da sonuçta mağlup oluyorsunuz. Sorusu olan? Teşekkürler. Teşekkürler.